Deli gibi yağmur yağıyor ya. Oo. Buradan bir şey taşmış. Herkese merhaba, günaydın. Saat daha 10. Hatta onu 10 geçiyor falan herhalde. Sabah çekmedim çünkü çocukları okula bıraktım. Rutin yine spora gittim. Eve geldim, toparlandım. Dün akşam çocuklar uyurken alt katı temizledim ben. Yani vaktim vardı, boştum. Böyle oturuyordum, bari temizliğim bitsin dedim. Yerleri falan sildim, toz aldım. Her şeyi hallettim. Bugün pek bir işim yok ama alışveriş yapmam lazım ve yemek yapmam lazım. Bugün için sadece mercimek çorbam var. Yanına bir sebze yemeği falan yapmak istiyorum çocuklara. Eşim geç gelecekmiş bugün. Çok fazla bir şey yapmama gerek yok. Bir çeşit yemek yapsam yeter. Ama evde hiçbir şey kalmamış sebzeye dair. O yüzden markete gidelim dedim. Lidl marketine gideceğiz. Birlikte alışveriş yapalım. Buzdolabına yerleştirelim diye düşündüm. İnşallah hoşunuza gider. Marketin önünde yer yoktu. Biraz ileriye park ettim. Ve acayip yağmur yağıyor. Markete yürümem lazım. Bilindik action poşetimle. Güzel anahtarımı aldım. Şunu sormuştunuz geçen sefer. Onu söyleyeyim dedim size. Şu bozuk para yerine geçiyor. Burada arabalara takıyorsunuz bunları. Arabaları bozuk para olmadan alamıyorsunuz burada. Şu 1 euro yerine geçiyor. Bunu böyle arabaya taktığım zaman alışveriş arabasına. Birazdan gösteririm. Arabayı çıkartabiliyorsunuz. Oraya bozuk para takmadan olmuyor burada. Çok soğuk değil ama çok yağmurluyor. Neyse. Yani alışveriş yapmak dert değil de arabaya getir sonra eve taşı falan neyse Levent evdeymiş. Levent taşıyacak. Bir poşet burada var. Bagajda full dolu yani bayağı büyük bir alışveriş yaptım. İnşallah gider birkaç hafta en azından. Bizde durmuyor çünkü fazla yiyor çocuklar maşallah. Neyse yesinler. Eve gidiyorum. Ben eve geldim. Tarçını çıkardım. Buralar biraz dağıldı. Şimdi bunları buzdolabına yerleştireceğim. Önce buzdolabını hani kötü olanları atıyorum ama baktım pek bir şey yoktu çünkü zaten buzdolabında bir şey yoktu. Yemişlerdi her şeyi. Hiçbir şey yoktu yani. Hani birkaç bir şey var. Ne yapacağım? Ben normal şu süngerle köpürtüyorum. Önce sonra içini kuru bezle alıyorum. Önce böyle hafif bir temizleyeceğim. Sonra yerleştirmeye başlayacağım. Ama önce size aldıklarımı göstereyim hızlıca. Yani fiyatını bildiklerimi söyleyeceğim. Bilmediklerimi artık kusura bakmayın çok fazla bir şey var çünkü. Fiş vardı. Fişten bulabildiklerimi fişten okuyacağım. Evet, fişi bulamıyorum. Daha demin buradaydı fiş. Önce bir tane çivat ekmeği var. Bu taze fırından yeni çıkmıştı. Bu arada benim gittiğim Lidl'ın içinde fırın da var. Bunu bugün tüketmemiz lazım çünkü sert oluyor sonra. Hatta şuraya koyayım. Bir de böyle küçük ekmekler aldım işte şeydi ne diyordum küçük şeylere ne deniyordu bunlara ya aa biliyordum ya ne bunlar neyse küçük kahverengi karabiber gibi böyle çekirdekli falan işte tam buğday var bir tane cevizli var ki onu ben biraz sonra yiyeceğim zaten. Böyle karışık ekmek aldım. Ekmeklerin tanesi işte 10 kuruşla 10 sent ve 30 sent arası değişiyor. Hepsinin fiyatı farklıydı yani. Sonra difüze atmak için ekmek aldım. Bir tane böyle Tank Brand yazıyor. Koyu renk. Bir tane böyle çekirdekli ekmek aldım. Bir tane böyle beyaz ekmek aldım. Bazen diyorsunuz hani çok ekmek alıyorsun. Yani zayıfsınız da kim yiyor bu ekmekleri? Öğlen okulda sandviç yeniyor burada. Çocuklara anneler sandviç yapıyor evden. Böyle Efe 2 tane yiyor. Yani şu kadarı 4 tanesi zaten bir şeye gidiyor yani bir beslenmeye gidiyor. 2 tane sandviç yapıyorum. Bazen 3 katlı yapıyorum. İşte aralarına peynir, salam falan bir şeyler sürüyorum. Böyle her seferinde değişik değişik yapıyorum. Yanına da biraz meyve işte ya da birazdan göstereceğim. Küçük domateslerden falan koyuyorum.
Öyle, o yüzden yani bunlar. Bunlar şimdi dondurucuya girecek. Çıkınca da gayet taze oluyorlar yani. Biz her gün markete gidemiyoruz. Market uzak. Araba mesafesinde yani. Hani Türkiye'de aşağı inersiniz. Hemencik mahalle bakkalı vardır ya. Burada öyle bir kültür yok. Mahalle bakkalı olmadığı için de mecbur bu büyük süpermarketlere gidip ekmek almamız gerekiyor. Bir de böyle koyu kahverengi ekmek bunlar. Çavdarlı bunlar. Sandviç ekmeği böyle. Yumuşak. Bolu kişi deniyor burada. Sonra önce buzdolabına girecekleri göstermek istiyorum ki hemen buzdolabına koyayım onları. Mantar aldım böyle. Burada bir tane paket var. İndirime girmişti. Mantar 1.19'du bu arada. Bu pakette 1.40 gibi bir şeydi sanırım. Heh, kişi buldum. %30 indirimi vardı bunun. Bu arada ekmeklerde 99 kuruşmuş. Kuruş diyorum, bakmayın siz, sent onlar aslında. Ağız alışkanlığı bizimki sadece. Evet, bu 1.09'a gelmiş. İndirimdeymiş %30. Tarihleri yakın olanları indirime sokuyorlar. Bu 30'un da bitiyormuş. Ben bunu zaten bugün veya yarın yapacağım. Bununla ne yapacağım? Bunun içinde böyle çeşitli sebzeler var. Çin sebzeleri işte. Bu soya filizi, beyaz lahana, pırasa, havuç falan. Böyle karışık bir paket bu. Bununla noodle yapılıyor normalde. Ama ben erişteyle yapıyorum. Soya soslu erişte sebze çok lezzetli oluyor. İki tane yumurta aldım ama bu yumurtalar bize bir hafta gitmez herhalde. Biz çok fazla yumurta tüketiyoruz. Ben de çok fazla yiyorum. Çocuklar da seviyorlar. Poyraz yemiyordu. O da bu arada yemeye başladı ve çok mutluyum. Ispanak aldım, bir tane taze ıspanak yemeği yapacağım. Şurada iki tane kivi aldım. Kivi kimse yemiyor, sadece Efe seviyor. Efe'ye aldım o yüzden bunu. Bu da Poyraz'a. Bu Estan elmaları çok seviyor. Türlü yapmayı düşünüyorum. O yüzden biraz fasulye aldım. Birazcığını normal zeytinyağlı yapalım. Biraz ayırırım. Ondan sonra türlüye kullanırım dedim. Havucumuz var. Bunlar soyulmuş, yıkanmış. Ama ben yine de tabii yıkıyorum. Ama soyulmuş gördüğünüz gibi. Bunları çocukların beslenmelerine falan da koyuyorum. Böyle Poyraz elinde de yemeği seviyor. En azından sebze yiyor yani. Bu keki gördüm. Yani bunu koyacağım dolaba. Bazen biri falan geldiği zaman hani habersiz ya da yani ben evde sürekli bir şeyler yapmıyorum. Kek, poğaça, pasta gibi şeyler yapmıyorum. Çünkü yaptığım zaman yenmiyor. Benim çocuklarım sevmiyor öyle şeyler. Hani ne bileyim pastaydı, kekti, poğaçaydı. Böyle hamur işi çok sevmiyorlar. Benim eşim de düşkündür. Yapma diyor, çok yiyorum. O yüzden ben de yemem zaten. Kalıyor, bayat diyor, bozuyor. O yüzden şöyle bir tane aldım çikolatalı kek. Biri geldiği zaman hani çayın yanında ikram etmek için. Hani haberli olursa yine kendim yapıyorum ama habersiz olunca bundan koyarım diye düşündüm. Böyle biyolojik krekerler var. Bunları ben yiyorum biliyorsunuzdur. Zaten biraz salatalardan aldım. Az sonra göstereceğim. Onlardan koyuyorum üzerine. Seviyorum böyle yemeği. Toz bezi aldım. Büyük kolaylık. Bir şey döküldüğünde falan acayip kolay. Ben fiyatlarını yine söylemiyorum ama şöyle şuradan bakacağım. Fasulyeler 2.29'muş. Yumurtalar 1.89 tanesi, 3.78 tutmuş. Mantar 1.29. Başka neyi söyledim ben? Elmalar 1.22 tutmuş. Ispanağın paketi 79'muş, 79 centmiş. Kivi de 98 kuruşmuş. Şimdi pinta kaş göstereceğim. Şöyle fıstık ezmesi. Bu 1.99'muş. Bunu 1.99'a aldım. Reçelle ekmeğine sürüyorum Efe'nin. Şu temizleme kağıdı da 1.19'muş. Projet almıştım ben. Burada bazı şeyler taneyle satılıyor. Flöre satılıyor. Bunlardan biri de kabak. Bundan biraz daha koyu Türk kabağından. Bunların tanesi 69 centmiş. 1.38 almışım. İki tanesini. Tencere düşüyordu. Burada mandalina gördüm hemen. Bu mandalinanın şöyle filesi 99 kuruşmuş. Şöyle herhalde 1-2 kilo vardı burada. Tam 1 kiloymuş. 99 cent.
Burada mısır var. Tatlı mısır 1 euro 9 kuruşmuş. Şu krakenler 1.49'muş. Demin yanlış söylemediysem şimdi biyolojik olanlar bunlar. Şöyle bir tane atıştırmalık domates. Bunlar işte efendim beslenmesine koyuyorum. Ekmeğinin yanına. Bunlar 1.49'muş. Şimdi bolca içecek var. 1 euro ile 3 euro arasında değişiyor bunlar. Bunlar 1.29 mesela. Şunları çilekliyi Poyraz seviyor. Portakallıyı Efe seviyor. Onlara birer tane aldım. Sonra süt aldım. Böyle. Bu günlük süt dolaba kaldırılacak. Yoğurt aldım. Sonra bu su aslında ama aromalı su. Yine Efe'nin çantasına koymak için. Bu da elma suyu. Böyle süt aldım 3-4 tane. Bunları Poyraz içiyor sabah kahvaltısında. Ki 3 tane almışım. Şurada bir de bu da suya karıştırıp limonata yapıyorsunuz. Yine Poyraz seviyor bunu da. Portakal suyu bu da. Böyle küçük küçük. Okula koyulacak şeylerin hepsi bitmişti. O yüzden fazla aldım. Bir yumurtam daha var burada. Bu da çilekli yoğurt. Bunun içinde katkı yok. Normalde marketlerde satılanlarda var. Ama Lidl'dakilerde yok pek. Yoğurt 1.59'muş. O kova yoğurdu. Süt 95 kuruşmuş. Yine kuruş diyorum. Cent. Sonra kek göstermiştim size. 1.89'muş. Şu içeceklerin paketi 1.49'muş. Bunlar. Bir sürü almıştım. Hepsi 1.39'muş. Bir de şunlar 1.29. Sonra Christmas kurabiyeleri yapmışlar böyle. İki tane çikolatalı M&M'si kurabiye aldım. Çocuklar okuldan sonra arabada yerler diye düşündüm. Bunu yanımda götüreceğim zaten. 20 cent tanesi. Yani basit aslında, evde de yapılıyor ama o görünce alayım dedim hoşlarına gider diye. Pırasa aldım 89 kuruş. Bu nedir arkadaşlar? Benim çocuklarım sucuklu pizza seviyorlar. O yüzden hazır pizza alamıyorum. O yüzden böyle şey gördüm. Pizza hamuru bu. Hazır. Buzdolabında duruyor. Kendim de yapıyorum pizza hamurunu ama basit hem de pahalı değildi yani. O yüzden aldım. İçinde sos da var. Hamurunu açıp sosunu döküp üzerine kendiniz döşüyorsunuz ne istiyorsanız. Fırına atıyorsunuz. Çok da lezzetli oluyor. 1 euro 79 centmiş bu da. Demin gösterdiğim karışık sebzeyi, yani noodle paketini ben bu mild diyorlar burada. Erişteyle yapıyorum. Kalın erişteyle çok güzel oluyor. Soya soslu falan. Bir de çöp poşetim var. Tek bir tane patlıcan aldım. Çünkü türlüye kullanacağım sadece. Ne kadar olur bilmiyorum. Bakayım bulursam. Ya dediğim bu da tane işi. Patlıcan da tane işi. Bir tane cips aldım. Benim çocuklarım her zaman cips yemiyorlar. Böyle çok nadir ara sıra. Onun yerine çerez alıyoruz biz cipsin yerine. Daha çok seviyorlar zaten. Yine aldım. Ama bir tane hani bazen böyle film izleyeceğimiz zaman falan böyle çıkarıyorum. Yaşasın falan diyorlar. Mutlu oluyorlar. O yüzden bir tane aldım ama saklayacağım. Böyle kendime enerji aldım. Şekersiz bunlar. Ara sıra içiyorum. Her zaman içmiyorum ben. Biliyorum zararlı ama seviyorum. Burada limonum var, bir file. Bakalım ne kadarmış. Ona bakalım. Evet, limon 1.29'muş. Patlıcan da 79 kuruşmuş. Ya enerjiler 42 sent tanesi şunların. Ve 2.94 tutmuş. 6 tane almışım herhalde. 7 tane almışım. Şöyle sebze salatası aldım. İşte o dediğim krakerlerle bunları yiyorum ben. İçinde işte havuçtu, lahanaydı falan filan böyle şeyler var. Onların üzerine koyup yemek seviyorum. Çerez var. Poyraz bunu seviyor. Efe de biraz sonra göstereceğimi seviyor. Bunun içinde böyle erik kurusu, işte üzüm kurusu falan var. Öyle şeyler seviyor. Biliyorsunuz Poyraz'ın tatlıyla arası çok iyi. Kuru soğan. Çünkü mercimek köftesi yapacağım. O yüzden aldım. 79 kuruştu bu da. Çaylar 1 euro civarında. Earl Grey aldım. Çayım var ama yine de aldım.
İki tane salatalık aldım. Evet, bizde salatalıklar böyle. Salatalıkların tanesi de 89 centmiş. İki tane spagetti aldım. Poyraz bora. Tatlı makarnam var. Tanyer'den almıştım hatırlıyorsanız. Bayağı almıştım. Azalmış ama var yani. Ama spagetti yoktu. O yüzden aldım. Bu soft cheese diyorlar. Hani sürme değil de daha yumuşak. Bir de böyle kaymak gibi tadı. Biraz daha değişik sürme peynirden. Bu arada bu karışık paket 2.29'muş. Burada çerez çok pahalı arkadaşlar. Bilmiyorum Türkiye'de durum ne ama burada gerçekten pahalı çerez. Şu kadarcık şey yani. 150 gram mı ne yani? Bu romkasta yani yumuşak peynirde 1.65'miş. Çayımız 1 euro. 69 kuruş. Bu salatalarda 1 euro ile böyle 2 euro arasında değişen fiyatları var. Vanilya aldım. Top içisi aldım. Bunlar böyle minik minik hamurlar. Ben evde de yapıyorum bunları ama dediğim gibi bazen hazır iyi oluyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle patatesim var. Patates yemeği yapacağım. Bunlar soyulmuş, pişmiş patatesler. Efe de bunu seviyor. Bu da çiğ fındık, çiğ badem falan var içinde böyle. Kajun var. Birini ona alıyor, birini ona. İkisi de farklı yani birbirine. Avokado tabii ki benim için şu güzel ekmekleri birazdan kendime yapacağım bir tane avokado sandviç. Christmas kurabiyeleri gelmiş. Onlardan aldım. Bunları yılbaşı günü götürürüm diye aldım. Amcalarda biliyorsunuz kutlayacağız. Söylemiştim herhalde. Ton balığı yine benim için. Ben yiyorum bir tek ton balığını, kimse yemiyor. Bu dondurulmuş ıspanak. Börek falan yaparsam diye aldım. Sonra bolca köpek mamam var. Yani köpeğim var çünkü. Bir tane papaya aldım. Bilmiyorum yerler mi, o yüzden bir tane aldım. 2 euro bir tanesi, bazı pahalıydı ama duydum ki çok faydalıymış. O yüzden bir deneyeceğim yani. Efe'den umutluyum da belki Poyraz sever çünkü tatlı seviyor. Kastix gelmiş. Bunlar senede bir kere geliyor. Yılbaşına yakın zamanda. Ben bunları çok seviyorum. Sigara böreği gibi ama değil kesinlikle. Hamuru falan çok farklı. Daha kalın. İçindeki peynir de çedar mı bilmiyorum ama çok lezzetli. Kendim aldım bunları. Peynir aldım çocuklara tost için. Biraz var da almak istedim. Süt. Bu da yoğurt. Bu Hollanda yoğurdu. Türk yoğurdu aldım. Daha doğrusu Greek vardı bu sefer. Bazen Türk yoğurdu oluyor, bazen Greek oluyor. Göstermiştim onu galiba. Bunu niye alıyorum, onu niye alıyorum? Bununla cacık çok güzel oluyor. Sıvı olduğu için hiç su karıştırmanıza gerek yok. Direkt böyle biraz Türk yoğurdundan su yerine de Hollanda yoğurdu koyduğum zaman müthiş bir cacık oluyor. Vazgeçilmez tereyağı. Çünkü biz pilava ve makarnaya sadece tereyağı kullanıyoruz. Şu bonibonlu yoğurt. Bu yoğurt. Bu da şekerleme. Seviyorlar, ne yapayım. Bu da yine peynir. Bunu da yine o krakerlere sürüyorum ama bunun içinde şey var. Frank soğanı diyorlarmış buna yani. Burada bisluk diyorlar ama o Türkiye'de Frank soğanı diyorlarmış galiba. Arkadaşıma sordum. Bu da yine çok güzel oluyor. Bundan da biraz süreceğim. Buzdolabım ötüyor. Humus aldım. Humusu nasıl yiyorsunuz bilmiyorum ama biz sebzeleri kesip batırıp yemeyi çok seviyoruz. Mesela havuç batırıp yemeyi ya da kereviz sapı batırıp yemeyi çok seviyoruz. Hem de çok sağlıklı. Milföy hamuru yine kurtarıcı. Evet, bir şey kalmadı galiba. Şöyle salatalık turşum var. Bir de streçlim var. Bu kadardı. Evet, şimdi bunları yerleştirmem gerekiyor. Gelelim buzdolabı düzenine. Kısmen yerleştirdim. Genelde benim üst katta kahvaltılıklarım oluyor. İşte peynirlerim. Orada biraz peynir kalmış, onu sardım bozulmasın diye. Zeytin, pekmezim, işte ne bileyim reçelim. Çocuğun yoğurtları, minik yoğurtları burada. Hatta şunu da yukarı koyayım. Orta katta yine böyle salatalarım, işte yumurtalarım vesaire var. Burada da böyle pizza şeyini koydum. Ton balığını koymasam olur ama ben soğuk yemeği seviyorum. Arkada yine içeceklerden var çünkü sığmadı içecek yerine. İşte yoğurtlar da sığmadı. Onları da buraya koydum. Sütü ve yoğurdu. Genelde tencerelerim aşağı doluyor. Aşağıya koyuyorum. Orası yüksek çünkü. Buraya sığıyor. Pırasayı buraya koydum. Yine burası sığmadı.
Büyük gibi gözüküyor ama aslında çok büyük değil dolap bence. Evet, ötüyoruz. Burada yine sebzeler var. Sebzeleri koydum. Ben çok fazla poşetlerle koymayı sevmiyorum açıkçası. Şöyle ikinci gözde yine elmaları çıkardım, böyle koydum. Bu gözü çocuklar da açıp kendi istediklerini alabiliyorlar, yıkıyorlar, yiyorlar. O yüzden onların yediği şeyleri buraya koymaya çalışıyorum. Burada ayrı bir kap var zaten, bunu ben aldım. Havuç da burada. Buradan açacağım ağzını. Onlar kafalarına göre alıp yiyebiliyorlar. Epey yardımcı oluyor kardeşine de. Burada da yine sebzelerim var. Evet, biliyorum çok ötüyor. Burada işte yoğurttu, işte soslardı, içeceklerdi, aşağıda işte mayonezlerdi falan var. Burada da yine ay. Burada da böyle soslarım var. Burada da tereyağı, soya sosu, limon sosu vesaire falan var. Şimdi o kadar alışveriş yaptık, hani bu kadar mı? Hayır, benim bir de kilerim var. Kiler beni gerçekten kurtarıyor. Kilerimi de hemen size kısaca göstermek istiyorum. Burası gerçekten benim hayat kurtarıcı yerim. Mutfak havlularım işte. Şurada ıslak mendilleri var Poyraz'ın. Hatta biraz karıştırmışlar sanıyorum burayı. Böyle burada bir tane dolap var. Bu dolapta ne var? Aşağıda içecekler falan var. Buranın biraz ışık problemi var, kusura bakmayın o yüzden. Neden ışık az? Çünkü patates, soğan falan da burada olduğu için karanlıkta kalmaları gerekiyor. Aşağıda işte böyle meyve sularını falan koyuyorum. Orada işte çöp poşetleri ve streç filmler, saklama poşetleri falan var. Burada işte kuru gıdalar görünüyor mu bilmiyorum. Makarnalar, işte konserveler falan var. Burada da atıştırmalıklar var, abur cuburlar var. Evet, çocukların ulaşabileceği yer ama asla bana sormadan almazlar. Anne alabilir miyiz diye sorarlar önce, öyle alırlar. Burada da bunlar benim pasta malzemelerim. Pasta yapıyordum bir ara, biliyorsunuz. İşte böyle her zaman kullanmadım elektronik aletler falan var. Yine kutularda pasta malzemelerim var. Süpürgelerim falan da burada. Burası gerçekten benim kurtarıcı altını. Biz şey yaptık. Merdivenin altına böyle kapı koyup bunu biz yaptık. Burayı bir kiler yaptık. Normalde burası açıktı. Merdiven gözüküyordu oturduğumuz yerden, salondan. Hem gözükmüyor, daha iyi oldu bence yani. Böyle merdivenin altının gözükmesi hoş durmuyor bence. Hem de güzel böyle saklama alanı oldu. Böyle neredeyse bitirdim ben işlerimi. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.